Benim canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, gençler ekranda da bir yazı var. Bakalım SML Hoca ne yapmış diye. Hem ne yapmışını inceleyeceğiz, hem bundan sonra neler yapacak bunları sevgili arkadaşlar sizlere göstereceğiz. Efsane şeyler yaptığı kesin ama neler yaptığını bir göz gezdirelim sevgili gençler. Evet, şimdi bu yıl sevgili arkadaşlar biz 40 soru serisi TYT matematik kampını başlattık. Bunun kitabını çıkardık, satışa sunduk. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım kampını yaptık. Ve biz bu kampı artık bitirdik sevgili arkadaşlar. Bu kamp bittikten sonra şu ana kadar e, tek tik attığımız mevzu da bu. Bu kamp bittikten sonra ne olacak? Hemen sağ tarafa doğru kayalım. 40 soru serisi problemler kitabımız sevgili arkadaşlar çıkmak üzere. Yani bu 40 soru serisi TYT matematik 40 soru serisi problemler. Bunlar sevgili arkadaşlar zaten bir seri biçiminde gelecek. Geçen seneden ve ondan önceki seneden 40 soru serisini bilen arkadaşlar çok iyi bilir. Efsane deli bir şekilde sevgili gençler sizlere işlediğiniz konuları bir güzel pekiştirip yalayıp yutturup hiçbir şekilde unutamayacağınız hale getirir bu seri. Aklınızda bulunsun. TYT'sini yaptık bunun. Şimdi sıra problemlerinde problemler için de yakında zaten problemler kitabının tanıtım videosu da gelecek sevgili arkadaşlarım. Öyle kalın devasa bir kitap değil problemler kitabı. Yine bir önceki kitap gibi 80 sayfadan oluşacak ve içerisinde 8'erli soru bulacağınız sevgili arkadaşlarım 40 tane birbirinden güzel böyle konu kazanım şeyleri değil de soruları değil de daha fazla bir sorunun içerisinde birden fazla kazanım bulabileceğiniz çok ama çok güzel tadında, ÖSYM ayarında sorulardan oluşan bir kitap oldu. Ee, artık kitabımız çaprazda. Yani bu da demek oluyor ki bir 3-4 gün içerisinde baskıya girecek ve sizlere kavuşacak bu kitap. Ben de tabii kitabıma kavuşacağım. Evet gençler 40 soru serisi problemler kampı yakında başlatacağız. 40 soru serisi TYT kampını bitirdik dedik ve artık... 40 soru serisi AYT kısmına geçelim. Şimdi 40 soru serisi AYT kısmına geçmeden önce hemen sol tarafa biraz kayalım ve burada AYT konu anlatımları gözümüze bir çarpsın. AYT konu anlatımları sevgili arkadaşlar, normal şartlar altında geçen seneki videoları takip edip hazırlanabilirsiniz diye düşündüm ama ben kendim konu anlatmadığım zaman çok sıkıldığımı fark ettim. İnanılmaz derecede sıkılıyorum ve sanki böyle konu anlatmadan soru çözünce de öğrenciler bir şeylerden eksik faydalanıyormuş gibi hissediyorum. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım AYT konularımı sizlere anlatmaya başlayacağım. Biliyorsunuz ki benim AYT kitabımın, geçen yıl çıkardığım AYT kitabımın içerisinde polinomlar yoktu. Fonksiyonların da 10. sınıf fonksiyonlar kısmı yoktu. Ama bu sene bu AYT konu anlatımlarının içerisinde hem polinomlar hem de TYT fonksiyonları da bulacaksın. AYT fonksiyonlarla beraber işleyeceğiz. Ve birazdan bu AYT konu anlatımlarını da sevgili arkadaşlarım size bir e, kamp çizelgesini çıkaracağım. E, konu anlatım periyotlarını çıkaracağım. Periyot periyot anlatacağız bunları. Ve kısa bir süre içerisinde de yine AYT konularını da bitirmiş olacaksın. Tamamlamış olacaksın. Ve sakın ama sakın meraklanma o kadar güzel testleriyle birlikte o kadar muntazam hazırlanmış ki sevgili arkadaşlar yine bunların da PDF üzerinden bir anlatım sergileyeceğiz bu anlatımların yaptığımız PDF'leri de videonun açıklama kısmına her videonun açıklama kısmına koyacağım arkadaşlar ve bundan kaynaklı da içiniz rahat olsun 10 numara 5 yıldız tabletten de izleyebileceksin telefondan da izleyebileceksin bilgisayarından da not alabileceksin çıktısını da alıp bu şekilde karşıma geleceksin Tabi gelirsen ben de sana bir güzel ders anlatmış olacağım. AYT konu anlatımlarının videonun sonunda daha detaylı bir şimdi ele alacağız. Sizlere açıklayacağım sevgili gençler. Unutmayın. Periyot periyot kamp çizelgesi de mevcut. Hemen sağ tarafta az önce es geçtiğimiz konu 40 soru serisi AYT e, kitabı sevgili arkadaşlar. 40 soru serisi AYT matematik kitabımızda yine ince bir kitap ama ne dedik? 40 soruda ele aldığımız her bir konuyu 40 soruda ele aldığımız videolar olacak bunlar ve bundan kaynaklı geçen senelerden yine alışkın olduğunuz stilde derslerimize devam edeceğiz. Unutmayın 40 soru serisinde sloganımız bir şeyi 40 kere söylersen olurdu sevgili arkadaşlarım ve biz de konuları 40 defa öyle muhteşem öyle muntazam hazırlanmış sorularla ele alacağız ki senin o konuyla alakalı artık geriye dönük bir şey yapmana gerek kalmayacak. Bu videoları izledikten sonra, bu kitabı bitirdikten sonra denemelerde kendini eksik hissettiğin hiçbir nokta bırakmayacağız. Tamam. Sana bunun sözünü buradan veriyorum. Ve şimdi başka ne var hocam? Tabi bir de 40 soru serisi geometri var. 40 soru serisi geometride de sevgili arkadaşlar bu kanalda ilk defa geometri anlatacak SML hocanız. Geometri soruları çözecek size SML hoca. Ee, ve sevgili gençler... Bu arada S.M.L. Hoca üçüncü bir tekil şahısmış gibi bahsediyoruz ama S.M.L. Hoca benim tanımayan varsa. İsmail Hoca'nız diyelim. S.M.L.'nin açılımını merak edenler için de İsmail'in sessiz harfleri o zor değil. Tamam. Şimdi bu 40 soru serisi geometride de sevgili arkadaşlar aynı konsept. Yani 40 soru serisi T.Y.T. matematik problemler ve A.Y.T. ile aynı konseptte olup Kenan Kara Hoca'nızın da takdiriyle 40 soru serisi geometri sevgili arkadaşlarım kitabını çıkaracağız. Ve birlikte... Geometrinin tüm konularının içinden geçeceğiz. Bir de benim anlatımımdan dinleyin bakalım geometri. Tabii şey demeyeceğim Kenan hocanız mı iyiymiş ben mi iyiymiş diye öyle bir topa girmeyeceğim. Kenan hocanın zaten başarısı ortada sevgili arkadaşlar. Bakarsınız bu 40 soru serisi geometriden de Kenan hocanıza bazı testler veya bazı sorular çözdürebilirim. Evet gençler 40 soru serisi geometriden hemen sonra yanda size güzel de bir sürprizimiz var tabii ki. Trigonometri fasikülü. Şimdi trigonometri biliyorsun geometrinin içinde sayan da var matematiğin içinde sayan da var ama bu sene mesela 5 tane trigonometri sorusu geldi. Tabi limit türev integral'in olmayışıyla birlikte bu oldu. Ama limit türev integral olsa da olmasa trigonometri bizim baş belamız. Çünkü geometri konuların içerisinde var olan bir konu aslına bakarsan. Yani 30. sorudan sonra ele aldığımız bir konu ve Eşit ağırlıklar için inanılmaz mühim çünkü geometri yapamıyoruz diyorsunuz. Sayısallar için inanılmaz mühim çünkü sayısallarda diğer öğrencileri fark atabilmek için bu derece tayfa. Diğer öğrencileri fark atabilmen için geometriyi çözmen gerekiyor. E bu trigonometri de geometrinin içerisine dahil olduğu için artık efsanevi biçimde önem kazanmış oluyor. Açıkçası bu yani olay. Ve trigonometri fasikülünü de sevgili arkadaşlarım birlikte çözeceğiz. Kimle? Mert Hocanız, Mert Güven matematik öğretmenimiz. SML Hoca yani ben ve Kenan Kara birlikte sevgili arkadaşlarım size bu güzel trigonometri fasikülünü çıkartacağız ve sevgili arkadaşlar birlikte anlatacağız. Yani 3 hoca aynı anda size sevgili arkadaşlarım bu trigonometri fasikülünü anlatacağız ki artık herhalde öğrenemiyorum diye de bir lüksün kalmayacak diye tahmin ediyorum. Bununla yakında duyurularını sevgili arkadaşlar hem Mert hocanız tarafından hem Kenan Kara hocanız tarafından hem de benim tarafından yine duyurularını yapacağız sevgili gençler. Evet trigonometri fasikülünden sonra neler var hocam? Deneme çözümleri var. Şimdi konuları işledik. E sorularını da çözdük. 40 soru serilerinin hepsini tamamladık. Ve ki ne demiştim az önce 40 soru serisini tamamlayan bir adamın denemelerdeki soruları çözememe gibi bir lüksü kalmayacak. E şimdi artık e, kanalda başka ne yapacağız? Konuları dönüp dönüp tekrar anlatamayız. Deneme çözümleri yapacağız arkadaşlar. Birlikte denemeleri çözeceğiz ve Birlikte denemeleri çözerken de denemelerin çözümlerini yaparken artı bütün soruların da analizini yapmış olacağız sizle beraber. Yani bu soru ÖSYM'de sorulsaydı şu şekillere girebilirdi veya bu soru ÖSYM'de sorulsaydı zorluk seviyesi biraz daha aşağıda veya biraz daha üstte olurdu veya bu sorunun çözümü sınavda karşımıza çıkarsa... Zaman kazanmanız için yapmanız gereken çözümleri veya ot normal denemelerde karşınıza çıktığı zaman bu tarz benzer sorular netlerinizi yükseltmeniz lazım biliyorsunuz acaba nasıl yaklaşılmalıydı nasıl çözülmeliydi ayrı ayrı bütün soruları böyle ince eleklerden geçirerek sizlere sevgili arkadaşlarım sunacağım aklınızda bulunsun deneme çözümleri bizim için inanılmaz derece önemli hemen bir yan tarafa kaydım beğendiğim sorular şimdi bu aslına bakarsan efsane biçimde senin için mühim olan bir konu. Ve hatta bir şey diyeyim mi? Şuradaki en önemli konu başlıklarından bir tanesi var. Burada bir sürü konu başlığı inceledik. Buradaki en önemli konu başlığı bu olabilir. Neden? Çünkü beğendiğim sorular serisi oluşturmak bir öğretmen her soruyu çözebilir. Eyvallah çözemese bile maksimum 5-10 dakika uğraşır gene onu tokatlar. Ama beğendiğimiz sorular bizim eleğimizden geçmiş sorulardır. Ve bu sorular bizim eleğimizden nasıl geçer? Biz abi neye yoğunlaşıyoruz? Sizin sınavda başarılı olmanıza yoğunlaşıyoruz değil mi? Peki bu soruları bir elekten geçirebilmek için neye ihtiyacımız var? Karşımıza bu soru sınavda çıkar mı çıkmaz mı? Veya bu soru öyle güzel bir soru ki işte ne demek? Öğrenci bunu çözerken Farklı bir şeyi de düşünmesi gerekiyor. Yani aslına bakarsan öğrencinin bakış açısını değiştirdiği için güzel sorudur diye. Ve bu sorular her zaman karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Farklı farklı yayın evlerinden, farklı farklı kitaplardan, farklı farklı ne bileyim öğrencilerin sordukları sorulardan. Mesela bana bir öğrenci getiriyor sorusu, soruyu soruyor. Eğer o, o soruyu gerçekten bu elekten geçtiyse hemen fotoğrafını çekerim. Tamam. Hemen evde akşamleyin dizgilerim ve size videosunu çekerim. Bu şekilde beğendiğim videolar serisi oluşturacağız ve bu beğendiğim videolar serisindeki sorular ciddi anlamda çok fazla kaliteli bir elekten geçmiş olacak, benim elimden geçmiş olacak ve bu soruları senin dinlemen sana ekstra ekstra diğer sorulardan belki 5-6 kat daha fazla yarar sağlayacak. Yani 6-7 tane soruyu çözmek yerine belki bir test çözmek yerine o soruyu görmen sana çok büyük avantajlar sağlayacak sınav için. Dolayısıyla bu bizim için önemli. Madem önemli o halde birlikte çalışacağız. Birlikte halledeceğiz ve beğendiğim sorular serisini birlikte oluşturacağız. Birlikte yücelteceğiz sevgili gençler. Evet başka ne var hocam? Başka değerlendirme videoları var. Değerlendirme videoları olmazsa olmaz aslına bakarsan. Ki e, öz eleştiri yapayım. Bu öz eleştiri de şu şekilde. Yani ben daha çok böyle kullanıyorum. E, konu anlatmaya başladığım zaman durdurak bilmeden konu anlatan bir adamım. Soru çözmeye başladığım zaman durdurak bilmeden soru çözen bir adamım. Sanki arkamdan atlı kovalıyor. Lan bir dur işte. Bir değerlendirme videosu yap. Çocuklarla bir ekip kur, değil mi? Bu bende eksik olan bir taraf sevgili arkadaşlar ama bundan sonraki süreçte bu kamplar yapılırken işte 40 soru kampları yapılırken AYT konu anlatım videoları çekilirken veya diğer fasiküller çekilirken sizlere söz veriyorum değerlendirme videoları da çekeceğim. Değerlendirme videoları o günün gündemiyle alakalı oluşturulabilir. Kampın o gününe kadar işlenilen konularla alakalı muhabbetler edilebilir. Sizin enerjinizi, sizin motivasyonunuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Bununla alakalı da olabilir. Ama bu videoların içerisinde her şey olacak ve size söz veriyorum. Bu benim eksik kaldığım bir yöndü ve bu yönü birlikte tamamlayacağız arkadaşlar. Ekip ruhu önemli. Biz bu işi bir ekip olarak halledeceğiz. Sene sonuna kadar sınava girene kadar SML ekibiyle birlikte. SML ekibi dediğimiz şey de öyle deli divane çalışanlarımız falan yok arkadaşlar. Aha bir ben bir de siz. Başka kimse yok aramızda. Anlaştık diye umuyorum. Ve, ve son başlığımız canlı yayınlar. Canlı yayınlar aslına bakarsan canlı yayında banttan yayın arasında ne fark var hocam? Şimdi canlı yayınlarda sevgili arkadaşlarım farkı biz oluşturduk aslına bakarsan. Yani bu işe biz ilk defa canlı yayınları ben yapmaya başlarken Kenan hocanızla birlikte başladım. Kenan Karayla Geometri. Kenan hocanızla birlikte başladım ve Kenan hocanızla biz bu işe başladığımızda o kadar kısıtlı imkanlarla yapıyorduk ki. Yani kamerada kendi yüzümüzü gösteremiyorduk çünkü kameramız yoktu. Sadece ama sadece ekran görüntüsünü kaydedip o ekran görüntüsünü canlı yayına servis ediyorduk ve bu şekilde sorular çözüyorduk. Ama artık işte ışığı olsun, kamerası olsun, mikrofonun profesyonelliği olsun, şusu olsun, busu olsun, pdf kalitesi, bilgisayardır, bilgisayardır. artık biz bu işe hazırız. Ve biz bu canlı yayınlarda önemli olan yayının kalitesi mi? Tabii ki o da önemli. Sonuçta göze ve kulağa hitap ediyor ama biz bu canlı yayınlarda Kenan Hocanızla birlikte çok efsane şeyler başardık. Bu başardığımız şeylerden en önemlisi zaten bu. Biz sorular tutturduk arkadaşlar canlı yayınlarda. Ki örnek veriyorum geçen sene canlı yayınlar yapamadık. Geçen sene canlı yayınlar yapamadım. Ama ondan önceki sene yaptığım canlı yayınlarda sevgili arkadaşlarım size sadece ama sadece TYT ve AYT'de 400 tane soru çözdüm. İsmi de zaten YouTube'a yazdığınız zaman çıkar. 400 soru da YKS şeklinde canlı yayınlar yaptım ve bu canlı yayınlarda sevgili arkadaşlarım 2000 Geçen sene 2022 ondan önce 2021. 2021 YKS'de yani hem TYT'de hem de AYT'de ki bu canlı yayınları sınavdan sadece ama sadece bir hafta önce yaptım. Hadi taş çatlasın 10 gün önce. Ve sınavdan 3-4 gün öncesinde de bu canlı yayınlar bitti. Ve ben bu canlı yayınlarda sadece matematik kısmında sevgili arkadaşlarım toplamda 16 tane soru tutturdum. Ve hani tutturdum derken sorunun mantığını mı tutturdum? Yok öyle değil. Birebir sorunun hikayesine kadar soru tutturdum arkadaşlar. Açıp onları da inceleyebilirsiniz. gerçek anlamda böyle artık hani biz de sizle birlikte sınava hazırlanıyoruz aslında bakarsanız. Yani oturup sizle de beraber dertleniyoruz, oturup sizle de beraber sorular çözüyoruz. Sizin derdiniz bizim derdimiz oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı çıkıp bir açıklama yaparken onun ağzından dökülecek kelimelere tek tek dikkat ediyoruz. ÖSYM çıkıp bir açıklama yaparken onun ağzından dökülecek kelimelere cümlelere tek tek dikkat ediyoruz. Adamların ağzının içine bakıyoruz abi öyle. Aslına bakarsan biz de sizle beraber hazırlanıyoruz bu sürece. Ve bu sürece artık o kadar kendimizi kaptırmışız ki hocalarınız olarak. O kadar çok işin içindeyiz ki Sınavda hangi soru karşınıza çıkabilir, hangi soru karşınıza çıkmaz bunları eleyip karşınıza o 400 soruluk YKS kampında sunmuştum ki bu yılda buna benzer bir şeyler yapacağım arkadaşlar ki daha da detaylısını, daha da kapsamlısını, daha da profesyonelini. Lütfen ama lütfen bu canlı yayınları da kaçırmayın. Hem akşamlarımız güzel geçiyor, hem planlı programlara gidiyoruz ve hem de bir amaca bağlı kalarak, o amaçtan sapmayarak hareket ettiğimiz için sınav stresinden olması gereken stres ayarından bahsediyorum, sınav heyecanından da kopmadan birlikte bu işi çok güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi canlı yayınlardan da bahsettiğimize göre artık bir şey kalmadı. Sizden ricam var, sizden ricam da şu SML hoca sosyal medya hesaplarını lütfen takip edin arkadaşlar. Instagram'da takip etmeyi unutmayın ve YouTube'da da abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bunu neden istiyoruz? Daha fazla getirisi olsun falan diye değil. Yani sizden e, YouTube'un gönderdiği paraları açıp göstersem çok ama aşırı derecede komik rakamlar geliyor. Ve bunun için falan değil. Bu iş bizim motivasyonumuzu arttırıyor. Hani sizin motivasyonunuzun yüksek olması gerekiyor bazı şeyler için ya. Bizim de öyle. Yani her iş için aslında bu böyle. Yani mesela örnek veriyorum bir aşçı arka tarafta akşama kadar bin tane yemek yapıyordur. Ama bir tane bile müşterisini görmüyor. Artık on iş onun için monotonlaşıyor. Monotonlaşıyor. Monoton yeni bir şeyler üretememeye başlıyor. Aynı olay bizde de mevcut. Yani e, abone sayısı, beğeni sayısı, işte videonun izlenme sayısı bunlar bizim için inanılmaz derecede önemli bir kriterler ve bizim motivasyonumuzu yüksek e, tutan şeyler. Zaten çoğu videonuza artık reklam bile koymuyorum ki öğrenciler izlerken e, dikkatleri dağılmasın diye koyulan reklamlarda YouTube'un kendi algoritmasının koyduğu reklamlardır arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde bir videoya aman şurada da reklam olsun, hadi buraya da reklam koyalım, şu zor sorudan önce reklam koyayım da kesin çocuk izlesin falan gibisinden o toplara girmiyorum. Diyorum ki YouTube buna karar versin diyorum ve bırakıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla izlediğiniz reklamları da biz koymuyoruz açıkçası. Diğer hocalarımız da aynı şeyleri yaptığı için çoğu konuşabiliyorum. Evet gençler. Yol haritamız budur. SML Hoca bakalım neler yapmış demiştik ne yapmış demiştik işte bunları yaptı arkadaşlar SML Hoca, SML Hoca sizler için daha fazla düşündüm taşındım farklı şeyler yapılabilir mi acaba diye farklı inanın hiçbir şey artık gelmiyor e, aklımıza çünkü tüm bunları yaptığımız takdirde bence yeter artık sınava hazırsınız demektir. Tabi tüm bunları yaptıktan sonra sizlerin bol miktarda sorular çözmesi lazım. Bol miktarda enerji sarf edip efsane derecede çalışmanız gerekiyor. Çünkü bu iş bir süreç. Bir video izledikten sonra bakın bir video izledim. E matematik olmadı. Bırakıyorum ben. Hadi lan oradan. Öyle bir şey olur mu? Yani beni düşün. Deli dehşet matematik bilgisi var kafamın içinde. Eyvallah. Güzel. E, senin de olabilir. Ama bunun için bana şöyle bir olay olmadı. Bir sabah uyandığımda ben türev almıyordum. Yani gözümü açtım böyle. Ah diye böyle f türev falan demedim yani. Hiçbir şeyin dönel cisimlerin yüze yalanlarını falan bulmadım. Bunların hepsi bir süreç. Ve bu süreç biraz yavaş ilerlemesi gereken bir süreç. Sabır gerektiren bir süreç. Bu sabrı gösterebildiğin ölçüde başarılı olursun. Bunu sakın unutma. Eğer sabırsızsan ben bir hafta çalıştım. Çok da düzenli çalıştım. Hayvani biçimde çalıştım. Efsane efor sarf ettim. Ama olmuyor ben bırakıyorum dediğinden zaten keşke hiç çalışmasaydın. Çünkü bütün emeğin boşa gitti. Bir haftalık emeğin boşa gitti. Dolayısıyla arkadaşlar matematik öğrenmek, bak matematik öğrenmek ciddi anlamda emek işi. Matematik öğrenmek ciddi anlamda sabır işi. Matematik öğrenmek ciddi anlamda gösterdiğin emeğin karşılığını alabilmek için tekrardan emek göstermen gereken bir iş. Son söylediğim cümle çok ama çok önemliydi. Biz senelerdir bunları yapıyoruz. Hani bir söylüyorsunuz ya bazen. Ee, sen zaten matematikçisin hocam. Sen zaten çözersin. Sen öğretmensin. Sen zaten çözersin. O iş öyle değil. Sonuçta öğretmen de olsak bir insanız. Ve bir öğretmenin de çok iyi soru çözebilmesi için belirli miktarda arkasında efsane şekilde soru çözmüş olması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa, ya şöyle düşünün üniversiteden 7 çıktığım zaman ben çok iyi bir öğretmen miydim zannediyorsunuz? Öyle bir dünya yok. Herkes ilk başta çıktığında mutlaka ama mutlaka bir stajyerlikten geçmiştir. Ama o stajyerliği yaparken de mükemmel değildik yani. Çocuk bana 30 tane soru sorardı, etüt yapardım, 15 tanesinin fotoğrafını çekerdim ve derdim ki ben sana bunların çözümlerini yapıp yarın getiririm derdim. Düşünün günlük 10 tane tüte girdiğimi düşünün. Her birinden 15'er tane sorunun fotoğrafını çeksem 150 soruyla eve giderdim sanki kendime eve ödev götürürdüm arkadaşlar. Evde o ödevlerimi yapardım soruları çözerdim allem edip, hallem edip. Gece 2'de 3'te uyurdum, sabah giderdim, koridorda çocukları yakardım. Gel bak sen bana şunları şunları sormuştun, ben bunları çözdüm diye çocuklara tekrardan o soruları anlatırdım ve yine bazı sorular birikmeye başlardı. Bundan birkaç ay sonra artık bu 15 soru muhabbeti 7 sorulara düştü, 5 sorulara düştü, 2 sorulara düştü, 1 sorulara düştü ve artık sonunda sorulara bakar bakmaz çözmeye başladım. Sebep çünkü artık hepsi birbirine benzemeye başlamıştı. Sizin için de durumun bu şekilde olmasını istiyorsanız siz de mühim miktarda çalışmanız gerekiyor. Bu bizim için çok değerli. Bol miktarda soru çözeceksin ve bu istikrarlı gidişini de asla ama asla bozmayacaksın. Şimdi sizle birlikte size bahsetmem gereken bir şey vardı. Neydi? AYT konu anlatımı sevgili arkadaşlarım. AYT konu anlatımlarında neler yapacağız? Hangi programa sadık kalacağız? Gelin buna birlikte bakalım. Evet AYT matematik periyodu dedik sevgili arkadaşlarım. İşte o periyot karşınızda. Öncelikle bu periyot ne anlama geliyor? Arkadaşlar periyot 5 günlük zaman dilimlerinden bahsediyoruz. Yani ben sevgili gençler burada birinci periyotta başlıyorum. Ve burada toplamda toplamda. Şunları düzeltmeyi unutmuşum. 9, 10, 11, 12 ve 13 periyotta bitiriyoruz. Yani 13 periyot sevgili arkadaşlarım bizim için 65 günlük bir zaman dilimi. Bu 65 gün içerisinde biz bütün bu konuları bitireceğiz. Peki bu konuları nasıl işleyeceğiz? Öncelikle şöyle yapalım. Birinci periyotta yani birinci 5 günlük zaman diliminde ben sana polinomlar konu anlatımını yapacağım. Ve bu polinomların test çözümleri sevgili arkadaşlarım zaten kanalda olan testler. Bunları sana ödev vereceğim. Tabii ki bunların pdf'lerini de sana vereceğim. Ve bu pdf'lerden sen bu soruları çözeceksin. Ödev niteliğinde çözeceksin. Ve ödevlerini yaptıktan sonra çözemediğin sorular için bu videoları kullanacaksın. Oynatma listelerine sıralı bir biçimde yükleyeceğim ben bunları. Polinomlar konu anlatımını yapacağım. Kaç video sürecek örnek veriyorum 4 video. Bu 4 videodan sonra izledikten sonra ödevini vereceğim. Sen o ödevleri yaptıktan sonra senin test çözümlerin hemen polinomlar konu anlatımının o 4 videodan hemen sonra bulacaksın onlar. Tamam. Daha sonrasında geçtik ikinci periyoda yani diğer 5 günlük dilime. 5 ila 10 gün arasına. Fonksiyonlar konu anlatımı. Bu fonksiyonları da sevgili arkadaşlarım şöyle yapacağız. Hem TYT fonksiyonlar hem AYT fonksiyonlar olacak içerisinde bu konu anlatımlarının. Test çözümlerinde de hem TGT hem de AYT fonksiyonlar adına sana ödev vereceğim. Yani fonksiyonlarla alakalı toplamda 6 tane test ödevin olacak. Ki bu da ortalama 72 soru yapıyor. Her e, testte 12 tane soru olduğunu düşünecek olursak 72 tane soru yapıyor. Bu testlerinde ödevlerini de yaptıktan sonra çözemediklerim varsa yine fonksiyonlar konu anlatımından hemen sonra eklenecek videoların arasından bu testleri bulacaksın, çözümleri bulacaksın ve çözeceksin. Daha sonrasında ikinci periyottan üçüncü periyoda geçerken hemen bu haftanın sonunda bu periyodun sonunda değerlendirme videosu gelecek. Daha sonrasında üçüncü periyot. Üçüncü periyotta ikinci dereceden denklem, konu anlatımı ve test çözümü aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki periyotta eşitsizlikler, ikinci dereceden eşitsizlikler. Hani o tablo çizdiğimiz eşitsizlikler var ya onlar. Hemen arkasından parabol ve bunun da test çözümlerinin ödevlerini tamamladıktan sonra 5. periyottan 6. periyoda geçerken yine bir değerlendirme videosu gelecek. Sonrasında trigonometri, logaritma, diziler ve değerlendirme videosu. Limit süreklilik bunu tek periyotta türevleri sevgili arkadaşlarım iki periyotta ele alacağız. Ve şu hafta testiniz olmayacak, ödev testiniz olmayacak. Bir sonraki hafta artık türevden soru çözmeye hazırsın diyeceğiz ve test ödevlerinizi vereceğiz. Ve değerlendirme videosu gelecek hemen integralden önce türevle integral arasında. Ve integral için de burada 11. pardon 12. ve 13. periyotları sevgili arkadaşlarım integralle tamamlayacağız ve son ödevini de verdikten sonra yine videoların oraya eklenecek. Yani sevgili arkadaşlar burada yüzden fazla videodan bahsediyoruz. Bakın tek sayfada size özetledim ama yüzden fazla videodan bahsediyoruz. Bu yüzden fazla video seni AYT matematikte kral yapar. Tamam mı? Daha öncesinde hiç AYT konu anlatımıma denk geldim mi bilmiyorum. Ama ciddi anlamda ben AYT anlatmaya aşığım. Zaten matematik bilen adam, matematiğe aşık, matematiği seven adam AYT konularına yani bu matiki konularına ekstradan bir aşk duyar ki daha öncesinde Mert hocanızın da videosunda bunu duymuştum. Çok aşırı derecede belli. Matematiğe hayran olduğu, matematiği sevdiği aşırı derecede belli. O gözlerinden okunuyor. Ben ayet anlatmayı çok seviyorum deyip kitaplarına sarılıyor böyle. Aynı arkadaşlar. Zaten matematiği seven adam, matematiği iyi bilen adam bu şekilde ayeti anlatmayı, matiki anlatmayı daha çok sever. Bundan kaynaklı arkadaşlarım aynı heyecanı ben de yaşıyorum. Ee, ve sevgili gençler, AYT periyotlarımız bunlar, kamp periyodumuz bunlar. Bu şekilde sizlere konuları anlatmaya başlayacağız artık sevgili gençler. Peki ne zaman başlayacak? Hocam, ne zaman başlayacağının duyurularını yapacağız. Hem YouTube'da hem de Instagram'da bu duyuruları göreceksin ama eli kulağında çünkü her şey hazır videoları çekmeye de başladım hemen alifesinde bunun sevgili gençler sizlere bunun duyurusunu yaptım ve bununla alakalı ilerleyen süreçte yani 24 saat içerisinde size bunun duyurusunda yapılacak ve artık pdf çıktılarımızı da aldıktan sonra her şeyiniz hazır olduktan sonra size o süreyi tanıyacağım artık konu anlatım kampımıza başlayabiliriz diyeceğiz evet gençler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Heyecanımı benimle paylaştığınız için aşırı derecede çok teşekkür ederim. Beni dinleyip bana vakit ayırdığınız içinse ekstradan teşekkür ederim. Çünkü arkadaşlar bir yola çıkabilmek inanılmaz derecede önemlidir. Ona karar verebilmek önemlidir. Bir yola kiminle beraber çıkacağına karar vermek de inanılmaz derecede önemlidir ve sizler beni hiç gündelik hayattan tanımıyor olsanız bile ben Sevmele Hoca ile birlikte yoluma devam ediyorum diyen arkadaşlarım Tabii ki benim için çok değerli sevgili arkadaşlarım. Çünkü hayatınızın en önemli olaylarından birisini benimle paylaşmış oluyorsunuz ve bu bana ciddi anlamda hem gururumu okşuyor hem de sevgili arkadaşlarım kendimi değerli hissettiriyor. Bunun için de ekstradan sizlere teşekkür ederim. Sonraki videolarda artık kamp videoları olur bu videolar. Sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bu sözü bu sene boyunca bütün videoların sonunda duyacaksın. Hoşta kal, sağlıkla kal. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.